Oyun programlamaya giriş dersimize hoş geldiniz. Ben Döçen Doktor Dursun Akasen. Ara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev yapıyorum. Bu dersimizde oyun programlama giriş dersimizin dördüncü bölümü olan arkadaşlar grafiksel kullanıcı arayüzleri, kütüphaneleri ayrıntılı olarak işlemeye başlayacağız. Dersimize başlayalım arkadaşlar. Bunun için ilk önce yine bir script klasörü oluşturuyorum. Her zaman yaptığımız gibi. Script klasörünün içine arkadaşlar bir tane sahne 01, bir tane sahne 02 olsun. Arkadaşlar bir de sahne oluşturalım. Mevcut sahnemizin ismini sahne 1 diye değiştirelim. Bir tane de yeni bir sahne de oluşturalım. Burada sahne 02 diyorum. Şu an iki tane sahnem var. Şu an sahne 01 gördüğünüz gibi aktif. Mevcut sahneleri de yine arkadaşlar çalışabilmesi için ne yapmamız lazım? Sahneye yüklememiz gerekiyor arkadaşlar. Kaydedelim arkadaşlar. Şu an kaydettik. Ek olarak arkadaşlar şunu bir açayım ben bir dakika. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şimdi ben sahne 1 ve sahne 02'yi kullanacağım. Sahne 1'e bir script gibi ekleyelim. Kameraya ekliyorum şu an için. Şu an gördüğünüz gibi sahne 1 scripti direkt kamerada. Sahne 2'ye gidelim. Sahne 2'ye de arkadaşlar şu an için sahne 02 scriptini ekliyorum. Şöyle bir bakınca oyunu çalıştırırsak şu an sahne 2 çalışıyor. Herhangi bir şey yok. Bir de sahne 1'e gidelim. O da çalışıyor. Herhangi bir şey yok. Şimdi sahne 01'i ve sahne 02'de arkadaşlar şu an Scenes in Build alanına sürüklüyorum. Çünkü uygulamanın çalışması için. Arkadaşlar GUI'ye başlayalım. Ben sahne 01'i açıyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bilgisayar grafikleri dersinde start fonksiyonuyla update fonksiyonu arasındaki farkı öğrenmiştik. Start'ın amacı neydi arkadaşlar? Oyununuzu ilk başlattığınızda initialize yapmak istediğiniz, yani başlangıç değerlerini atamak istediğiniz arkadaşlar değişkenleri ve ilk çağırmak istediğiniz fonksiyonları ne yapıyorduk arkadaşlar? Start fonksiyonuna yazıyorduk. Start fonksiyonu her uygulama başladığı zaman sadece bir kez çalışıyordu. Aynı şekilde update fonksiyonu ise sizin arkadaşlar kullandığınız bilgisayarın işlemci, grafik hızına bağlı olarak yani saniyede kaç frame istiyorsa o frame sayısına göre update fonksiyonu yenileniyordu hatırlarsanız. Bir de biz bunu doğru bir şekilde yansıtabilmek için time delta fonksiyonu kullanıyorduk. Yani bütün işlemcilerin hızının farklı olmasına rağmen ne yapıyorduk? Zamana göre biz grafiklerimizi hareket ettirebiliyorduk. Bir de arkadaşlar önemli bir fonksiyon var. Varsayılan fonksiyonlardan biri de arkadaşlar onGUI arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yine aynı şekilde update fonksiyonu gibi yine çağrılır. Her zaman işletim sisteminize işte grafiğin hızına göre çağrılır. Fakat
sadece GUI fonksiyonlarını çağırır. Update'in içine yazdığınız her şeyi çağırmasına rağmen GUI sadece kendi GUI fonksiyonlarını çalışır. Şimdi iki tane temel kütüphane var arkadaşlar. Bunlardan birincisi GUI. Göreceğimiz. Bir de arkadaşlar GUI Layout. İki tane temel kütüphane. Şimdi ilk önce şu sahnemize bakalım. Şimdi ben sahnemde gördüğünüz gibi settings'e tekrar bakarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu an seçtiğim varsayılan platform PC, Mac, Linux, standard platform arkadaşlar. İstersek biz bunu iOS işletim sistemi, Android işletim sistemi olarak değiştirebiliriz. Fakat burada önemli olan arkadaşlar şurası. Yani şu an 1280'e 720 piksellik bir alanı kullanıyoruz. Arkadaşlar biz Unity için de arkadaşlar şu alana biz window diyoruz. Yani pencere. Pencereyi arkadaşlar biz tasarlarken ekranı sadece bir pencere içine de alabiliriz. Bunun içine birden fazla pencere de oluşturabiliriz. Örnek olarak siz şu an Unity arayüzüne bakıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun içinde kendi içinde pencereler var. Dikkat edin. Şurası bir pencere. Buna pencerecik de diyebilirsiniz. Mesela şurası ayrı bir pencere. Şurası ayrı bir pencere arkadaşlar. Siz isterseniz bu GUI Layout'ta şu Unity'nin kendi arayüzünü tasarlayabilirsiniz çok basit bir şekilde. Şimdi temel olarak ben şöyle bir şey yapacağım. Şuradan yeni bir tane çözünürlük oluşturabilirim. Mesela çözünürlük oluşturayım. Örnek olarak diyeyim ki buna ben Android ya da bir akıllı telefon arayüzü olduğunu düşünelim. Smartphone diyeyim. Fixed ya da Expect Rate'i seçebilirsin. Ben şu an Fixed'i seçtim. Benim örnek olarak genişliğim 20 olsun. Şimdi 1280 olsun arkadaşlar. Yüksekliğim. Genişliğim 720 piksel. Yüksekliğim 1280 piksel şu an için. Ayarladım. Yani siz istediğiniz farklı çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz. Benim hedefim diyorum ki ben bu ekranı şu an için 3 parçaya böleyim. 3 parça. Yani 3 tane pencerecik olacak. Öyleyse başlıyorum. Birinci pencereciyi diyorum ki arkadaşlar bunu GUI fonksiyonunu kullanıyorum. GUI kütüphanesine git ve onun window'unu kullan. Alt fonksiyon olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bunun gördüğünüz gibi bir söz dizimi var. Parametreleri var. Birinci parametre bir tane ID. Yani pencerenin kullanıyor. İkincisi client rect. Yani pencerenin arkadaşlar büyüklüğü ne olacak? Bunun için bir rect dediğimiz rectangular. Yani dikdörtgen fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Üçüncüsü çağırmak istediğiniz pencerenin arkadaşlar başlığı ne olacak? Fonksiyon yani. Ve üçüncü de çağırmadık istediğiniz pencerenin içeriği ne olacak şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi ben ilk önce diyorum ki benim birinci pencereciğimin indeksi sıfır olacak. Daha sonra yeni new rect fonksiyonu kullanarak arkadaşlar yeni bir pencerecik oluşturabilirsiniz. Ve üçüncü fonksiyonum da pencereciğimin ismi olsun. Bu da mesela örnek olarak üst pencere olsun. İçeriği şu an boş bırakıyorum. Bu benim birinci fonksiyonum. İkinciyi tekrar yazıyorum. Aynı durumu. Yani artık penceremi ben üçe böleceğim şu an için. Birinci penceremin indeksi sıfır. İkincisinin iki, bir olsun daha doğrusu. Üçüncüsünde iki olsun indeksi. Buraya ben üst pencere dedim. Mesela kendi içinizde isimlendirebilirsiniz. Buraya orta pencere olsun. Buraya da alt pencere olsun. Kendi içinde bunları yaptım. Ve bunları çağırırken arkadaşlar tekrar bu fonksiyonları çağırmam lazım. Ben diyorum ki git void üst pencereyi çağır. Bunun fonksiyonu da burada. Ve in arkadaşlar window id. Window id ne olacak arkadaşlar? Ben üst pencereyi çağırırsam sıfır olacak. Yani bu pencereye erişmek için kullanabiliriz. Ve kapat. Gördüğünüz gibi burası
Artık bu hata gitti çünkü fonksiyon artık mevcut. Yerinde yapalım. Üst pencere değil. Burası da ne oldu arkadaşlar? Orta pencere. Burası da alt pencere oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an benim temel olarak 3 tane pencerem var. Fakat ben bunu çalıştırdığım zaman şu an sahne 01. Şu an herhangi bir şey görmüyorsunuz. Çünkü biz pencerenin boyutlarını söylemedik. Şu an ben 720'ye 1280 piksel olduğunu düşünüp bunları yazıyorum. Mesela diyorum ki birinci penceremin şimdi renk fonksiyonunun ilk iki parametresi nedir? Konum. Yani pencerenin sahnedeki konumu ne olacak? Örnek olarak x 0 olacak, y de 0 olacak. Penceredeki bu sefer genişlikleri penceremin genişliği örnek olarak diyorum ki 720 piksel olsun. Sahnedeki penceremin yüksekliği de şimdi benim sahnem ne kadar şu an için? 1280. Ne kadarını üst pencere yapmak istiyorum diyelim. Şu kadarını üst pencere yapmak istiyorum diyeyim. O 280 piksel yeterli. Şimdi ben bunu bir daha mesela bir tane arkadaş beni ısrarla arıyor. Arkadaşlar ben buraya 720'ye 280 pikselini kullandım şu an için. Bunu bir çalıştıralım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar benim sahnemin artık 280 pikselini ayarlamış oldum. Tekrar alt pencereye gidelim. Şimdi bu önemli. Bunun başlangıç konumu ne olacak? İkinci pencereyi şurada başlatırsam şu konumda üst üste gelir. Bunu istemiyorum. Ben öyleyse ikinci pencerenin x konumu yani şurası olacak. Yani bu sıfır. Fakat y konumu birinci pencerenin bittiği yer. Yani şurası. Eğer şuranın yüksekliği 1280'in 280 pikselini kullandıysak kalanı şuradan devam edecek. Yani şöyle bir tane şey çizim daha rahat anlaşılması için. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şu benim telefonum olduğunu düşünün. Öyleyse ne yapıyorum? Şurayı şu bölümü ben birinci şey için kullanıyorum. Şu tarafı da ikinci şey için kullanıyorum diye düşünün. Yani ben şurayı üst pencere yaptığımı düşünün şu an için. Şurayı orta pencere yaptığımı düşünün. Burayı da alt pencere yaptığımı düşün. Yani şu an üçe bölüyorum. Ben şu an burayı ayarlarken nasıl bir ölçeklendirme izliyorum? Diyorum ki şuranın genişliği nedir şu an için? 720 piksel. Şuranın yüksekliği ne benim için? Bu da şu an için 280 piksel olarak ayarladığımı düşünün. Önemli olan şuranın konumu ne? Şu an için buranın konumu 0'a 0. X, Y olarak düşünürsünüz. Şöyle yapalım. Fakat şuranın konumu ne olacak arkadaşlar? Şurasının konumu da 0 yine. Fakat yüksekliği ne olacak? 280 olacaktır şu an için burası. Şurayı düşünürsek. Aynı şekilde ben şuranın yüksekliğini belirlerken örnek olarak burası da 800 piksel olduğunu düşünüyorum. Yüksekliği. Şu değişmiyor. Yine ikinci pencerenin genişliği benim için yine 720 piksel. Fakat şuranın artık konumu ne olacak arkadaşlar? Burası değişti. Yine x değeri 0 olacak. Çünkü şuradan başlatıyorum. Fakat y değeri ne olacak? Şu ikisinin yüksekliği olacak. Yani bu ne olması lazım? 800 artı 280'de 1080 ile başlatabilirim burayı. Aynı şekilde bu şu penceremin şurası da ne olacak? 200 piksel olacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar siz ölçeklendirmeyi yapabilirsiniz. Kaldığımız yerden yine devam edelim. Öyleyse benim ölçeğimin başlangıç değerini 0. Fakat yüksekliği ne? 280. Yine 720'ye bu sefer yüksekliğini 800 piksel aradım. Yine
Üçüncü penceremin arkadaşlar x değeri x konumu 0. Fakat üçüncü y konumu bu sefer 1080. Bu sefer yine 720'ye 200 piksel benim için yeter. Bu bilgilerle ben tekrar çalıştırırsam gördüğünüz gibi artık ne var arkadaşlar? 3 tane önümde pencerecik var. Yani ben sahnelerimi 3 pencereye böldüm. Bu ne demek oluyor yani? Biz niye 3'e böldük? Bu tamamıyla tasarımcıya ait bir durum. Yani ben şuraya aynı mantıkla olduğunu düşünün. Şuraya logoyu koyabilirim. Yani ben diyelim ki logomu şuraya koydum. Kendi yani logomu. Aynı şekilde şuraya menüleri koyabilirim. Mesela diyelim siz bir uygulama yapıyorsunuz. Diyelim şurası bir menü olsun. Buton. Şurası bir buton olsun. Tabii ki şu an biz sahne için konuşuyoruz. Şurası ayrı bir buton olsun. Mesela diyelim kişi buraya tıklayınca farklı bir sahne görsün. Şuraya tıklayınca farklı, şuraya farklı. Mesela şurayı da biz navigasyon yapabiliriz arkadaşlar. Yani ne yapar? Genelde navigasyon nedir? Bunun gibi arayüzlere sahiptir. Şunu da yine kendi için üç parçaya bölebiliriz. Mesela şuraya. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Şurası home olsun. Örnek olarak diyorum. Biraz küçülteceğiz tabii bu kadar sayımız. Mesela şurası sign in olsun. Ya da giriş yapıyoruz. İngilizce nasıl bir dil kullanacaksınız? Mesela şurası çıkış yapabilirsiniz. Veya kayıt ol yapabilirsiniz. Veya burayı dörde bölebilirsiniz. Artık bu tamamıyla sizin şeyinize kalmış bir durum. Buna göre yapmaya devam edelim. Şu an üçe böldüm. Gördüğünüz gibi. Artık ne yapabilirim? Artık üst pencereyi tasarlayabilirim. Mesela ben diyorum ki üst pencereye arkadaşlar bir tane etiket yazayım veya bir şey yazayım. Artık bana kalmış. Mesela diyorum ki GUI git üst pencereye. Artık hep GUI fonksiyonu kullanıyorum. Çünkü sonuçta bu bir on GUI fonksiyonu. Bunun altındaki pencereler de on GUI'ye ait. Dikkat ederseniz. Öyleyse siz bu pencerenin içinde kullanacağınız şeylerde GUI veya GUI layout'a ait olması gerekiyor. Ben GUI fonksiyonunu çağırıyorum. Diyorum ki GUI'den bir label oluşturalım. Benim label'im ne olsun arkadaşlar? Yine bir sefer new red diyorum. Artık bir boyut olması gerekiyor. Tekrar diyorum ki sıfıra sıfır başlangıç konumu artık nerede? Şurası benim. Etiketim şurada olacak ya da şurada olacak ya da şunun ortasında olacak. Bu tamamıyla bana kalmış bir şey. Ben diyorum ki şu an etiketimin büyüklüğüyle sahnenin büyüklüğü yani window pencereciğin büyüklüğü aynı olsun şu an. Üst üste gelsin diyorum. 720'ye 200 piksel verdim. Şimdi buraya ne yazmak istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Mesela ne diyelim? Şirketinizin ismi. Mesela Harun Üniversitesi olsun. Şu an ben gidip çalıştırırsam yani şu an şunu ne yazıyor arkadaşlar? Harran Üniversitesi yazıyor. Fakat gördüğünüz gibi font büyüklüğü çok küçük. Pikselden olayı. Yani şunu birazcık şöyle yapsaydınız şöyle görünürdü. Frespec yani çözünürlüğü değiştirirsiniz. Fakat çok küçük olduğu için ben bunu değiştirmek istiyorum. Öyleyse ne yapmak istiyorum? Şu smartphone'u tekrar geçelim. Ben bunun büyüklükleri oynamak istiyorum. Bunun için de ne yapacağım arkadaşlar? Geçen hafta birazcık bahsettim. Şimdi buna başlayalım. Arkadaşlar Unity ile gelen bir skins dediğimiz deri diye düşünebilirsiniz. Derilendirme özelliği var. Şimdi ben birkaç tane deri oluşturayım. Mesela diyorum ki birinci derim GUI skin. Mesela bu üst skin olsun. Ya da üst deri diyelim şu an için. Bir tane de oluşturuyorum. Diyorum ki bu da orta deri olsun. Yani her bir pencere için farklı bir derinlendirme kullanıyorum. Bir tane de alt pencere için bir deri oluşturayım.
Şimdi arkadaşlar bunları tabii ki oluşturdum fakat bunları şu an kullanmadım. Kullanmam gerekiyor. Kullanabilmek için ne yapmam lazım? Benim bir tane artık GUI screen tanımlamam gerekiyor. Öyleyse oturumun başında ne diyorum? Bir tane sen bir tane GUI screen tanımla. Bunun ismi ne olsun? Mesela birincisinin ismini screen olarak adlandırdım. Bir tane daha yapayım. Orta screen olsun. Bir tane daha yapalım. Bu da alt değerlendirme oldu. Bunları ben arkadaşlar kullanabilmek için ne yapmam lazım? Bunları burada kullanabilirim. OnGUI ile. OnGUI'nin içerisinde kullanabilirim. Mesela üst pencereciğin kullanacağı skin GUI skin fonksiyonunu çağırıyorum. Diyorum ki bunu neyle kullan? Alt işte şu üst skin ile burayı değiştir. Aynı mantık burayı için de geçerli. Burayı orta. Burayı da üst skinle değiştir. Ya da alt skinle değiştir şu an. Yani her bir için ayrı kullandım. Dikkat edin bunlar public. Public olduğu için ne yapmam lazım? Benim ana fonksiyonumda gördüğünüz gibi her birini atıyorum. Mesela üstü kullanacak. Alt derinlendirmeyi kullanacak. Ortada orta derinlendirme kullanacak. Şimdi bir tane üstle başlayalım. Ben şuraya bir kilitledim. Bir daha çalıştırayım. Gördüğünüz gibi biz Bray Harvard Üniversitesi'ni yazdırdık kod içerisinde. Fakat boyutu küçük. Öyleyse ne yapıyorum? Ben diyorum ki sen git bu neydi? Bir label. Label'ın şimdi özelliklerini açtık arkadaşlar. Ayrıntılı zaten. Şimdi ben burada bir metin görüyorum. Ben diyorum ki bu metnin büyüklüğünü ayarla. Bu nedir? Font size. Mesela diyorum 42. Veya biraz daha büyük olmasını istiyorum. 72. Veya biraz küçük olsun diyorum. Mesela 48. Şimdi bu 48 hangi fontu kullanmak istiyorsunuz? Şu an mevcut bir tane font var. İsterseniz siz yeni fontlar ekleyebilirsiniz. O önemli değil. Şimdi ben bunun konumunu da ayarlayabilirim. Harvard Üniversitesi benim. Şurası artık bir pencere gibi. Pencere içinde ne var? Bir label var. Label'da dikkat edin arkadaşlar. Bütün ekranını kaplıyor zaten. Şimdi konumunu da ekleyebilirim. Benim arkadaşlar Harvard Üniversitesi yazım tam olarak nerede olsun? Mesela upper left'te şu an. Yani üst sol tarafta. Upper center dersem üst orta. Upper right dersem üst sağ. Orta sol. Orta merkez. Orta sağ şeklinde gidiyor. Ben öyleyse diyorum ki orta üst olsun. Bu şekilde yazalım. Başka bir şey daha eklemek istiyorum. Yani siz her bir arkadaşlar GUI'nin içerisindeki her bir bileşenin özelliklerini ayrıntılı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi ben özet olarak buraya bir daha geliyorum koduma. Diyorum ki sen buraya bir tane metin ekledin. Bir tane de logo ekleyelim mesela. GUI label diyorum. Yine aynı şekilde ben logumu eklemek istiyorum. Şimdi benim logum nerede olacak? Onu yazmam lazım. Yine direct diyorum. Logum yine aynı yerde olsun. 0, 0, 720 piksel olsun. Şimdi ben bunu 200 piksel uzunluğunda yazmıştım. Hatırlarsanız benim penceremin uzunluğu ne? Yani yüksekliği 280. 200'ünü buraya verdim. Kalan 80'ini de buraya vereyim. Artık ve ek olarak ben diyorum ki buraya bir tane fonksiyon tanımlamam lazım. Buna ne diyelim? Örnek olarak diyelim ki buna bir tane resim tanımlayacağım. Bu resmin bir etiketi, bir değişkeni mi? Bu resmi nereye yapmam lazım? Onu tanımlamam lazım. Diyelim ki ben bunu tanımlayabilmek için mesela Harran logo şeklinde bir tane etiket tanımladım. Fakat bu logo ne arkadaşlar? Bunlara ayrıntılı yine gireceğiz. Diyorum ki public Harran logo işte benim için artık bir texture'dır. Yani kaplamadır. Grafiktir. Bu şu an 2D olarak kullanıyorum. İsterseniz siz bunu arkadaşlar 3D olarak da kullanabilirsiniz. Şu an 2D olarak kullanıyorum. Çünkü arayüz tasarlıyoruz. Ne ismi olacaktı? Harran logo. Şu an Harran logo
Arkadaşlar benim burada kullanıyorum. Ve bu logonun yüksekliği 80'e 720'lik bir şeyin içinde kullanıyor. İçerisinde kullanıyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar. Ben bu Harlan logo yüklemem lazım. Tekrar buna tıklarsanız dikkat edin. Şöyle kilidini kaldıralım. Artık bir tane daha logo geldi. Öyleyse ben Harvard Üniversitesi'ne ait bir logoyu internetten şu an indireyim. Yerci olabilir. Yerci olsun. Şimdi uğraşmayalım. Belgelerden Unity'ye geldik. Buradan bir tane resim atalım. Bir tane logo indirdim. Bu logoyu da tabii ki güzel bir şekilde yapmak için images olarak adlandıran bir klasörüm olsun. Klasörün içine atayım. Buna da ne diyelim? Pardon. Şimdi arkadaşlar ben kameraya tekrar gidiyorum. Artık bunu atamam lazım. Diyor ki logoyu al, sen şunun için atı. Artık benim logo nerede arkadaşlar? Artık burada Harlan logom var. Yani bir tek işte kullanabilirim. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamdır. Bir dakika şey yazımız nerede? Bir daha kaydedelim. Tamam, şu an görünmüyor. Çünkü yerleri birbiriyle uzak. Mesela şu, şunun üstünde, o da onun üstünde. Mesela diyelim şöyle yapalım. Burası 80 pikselde, dikkat edin. Ben şunu biraz aşağı çektim. Çekiyorum. Harlan logo şurası aynı mı? Harlan logo. Aynısı olması gerekiyor. Logomuzu aldık. Para logomuzu aldık. Attık. Şu an bunu kullanabiliriz. Bunu çalıştıralım. Biraz aşağıya çekmem gerekiyor. Ya da şimdi tam ekranı yapalım. Tam ekranı görelim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 80 pikselini şuraya kullandım. Dikkat ederseniz. Şura neydi? 200 piksel. Ben bunun boyutunu arttırabilirim. Mesela şöyle yapalım. Bunun biraz oynayalım. Mesela bu çok fazla oldu diye düşünüyorum. Mesela diyelim burası 180 olsun. Burası da 100 olsun. Mesela şu an için. Bu bana yeterli. Fakat şurasında ne olacak? 180 ile başlaması gerekiyor. Böyle daha güzel görünüyor değil mi arkadaşlar? Öyleyse burası benim logo bölümümü ayarladım. Şimdi gelelim orta menüye geçiyoruz. Şimdi ben orta menüde ne yapabilirim? Butonlarım olabilir ana menü ise. Yan tarafa geçebilirim. Yan taraftan bu tarafa geçebilirim. Değil mi? Kendi içinde gezineceğim. Bunu en son yapalım. Bir alt pencereyi yapalım önce. Yani ben sahneler arası gezmek istiyorum diye düşünelim. Şimdi ilk önce ben şu zaten derinlendirmeyi aldım. Alt skin'e ait derinlendirme geldi. Şimdi artık ne yapıyorum? Tasarıma geçiyorum. Diyorum ki ben bir tane buton tasarlayayım. Bu button. Tamam arkadaşlar çağırdım. Bir new rectangle çağırıyorum. Şimdi bunun arkadaşlar başlangıç noktası sıfır, bitiş noktası sıfır diyorum. Bu önemli arkadaşlar. Mesela genişliği ne olsun? Mesela 720 pikseldi. Ben diyorum bunu 3'e bölelim. Birinci zibi butonumun arkadaşlar genişliği 180 olsun. Yüksekliği de pencerem neydi arkadaşlar? 200 pikseldi. Öyleyse yüksekliği de 200 olsun şu an diyorum. Bu benim birinci butonum. Ve bunun ismi ne olsun? Ana menü olsun. Ana sayfa olsun. Ya da ana diyelim şu an için. Tekrar çalıştırıyorum bakalım.
Şurada ana olarak adlandırılan arkadaşlar ne var? Bir tane fonksiyon artık buton var. Tık diyorum mesela. Buna tık diyebilirim. Fakat gördüğünüz gibi şeyleri ne? Küçük. Bir de şuraya 180 dedim. Burası 720. Normalde 720'yi 3'e bölersek her birinin olması gerekiyor arkadaşlar. 240, 480, 240 olması lazım. Yani eşit olsun. Şurası 240 olsun şimdi. Tabii ki ben bu ana yazısını ne yapmak istiyorum? Değiştirmek istiyorum. Öyleyse tekrar derinlendirmeye geldim. Burası ne altı? Alt derinde. Şimdi ben neyin şeyini değiştiriyorum? Artık label değil bu. Nedir bu? Bir button. Mesela ne olsun diyorum ki çalıştıralım ve direkt üstünde uygulama yapalım. Şutlama ekrandan çıkayım şimdilik. Alt screen'e geldim. Mesela diyorum ki burası 36 küçük mü? Küçük. 42 küçük. 56, 58. Mesela şimdilik 60 diyelim. 60 piksellik bir buton benim için şu an için yeterli. Tekrar bakalım. Tamamdır. Benim nerede olacak arkadaşlar bu? Middle center benim için yeterli. Yani kalınlığını bold yapalım. Biraz daha güzel görünsün. Fontunu da yine üstteki font gibi Arial seçiyorum. Yani her bir şey için arkadaşlar bileşen için, arayüz bileşeni için tekrar kontrol ediyorsunuz. Şimdi bunu da yaptık. Fakat yanlar da var. Mesela devam etmek istiyorum. Diyorum ki bir tane daha buton ekleyelim. O butonun da arkadaşlar başlangıç noktası x eksenine göre ne olsun? 240. Fakat y 0. 240 olduğu zaman burası da 200 olacak. Bu değişmeyecek. Bir tane daha ekleyelim. Burası ise artık 240 değil. 480, 0, 240, 200. Burası ne? Mesela giriş olsun. Burası çıkış olsun. Veya biz bunu 3'e de bölebiliriz. Mesela 180, 360, 720 dersek şöyle de olabilir. 180, 180, 360, şöyle de bulunmuşlar. Burası da 360'a bir 180 de eklersek 540. Bunların hepsi de 180 olsun. 180 olsun. 180 olsun. Mesela bu giriş, bu kayıt, bu da çıkış olsun. 4 tane şey gibi düşünün. Tekrar gelelim. Mesela ana menüm giriş, kayıt, çıkış şeklinde yapıyorum şu an için. Gördüğünüz gibi 4 tane menüm var. Bu benim artık ne yaptım? Bir frame. Bakıyorum ki şunlar biraz fazla büyük gibi oldu diyor, düşünüyorum ve bunları biraz küçülteyim ben. Çok yüksek oldu. 200'e gerek yok. Ben buraya 100 piksel yüksekliğinde olması benim için yeterli diye düşünüyorum ve bunu güncelliyorum. Artık neresi benim navigasyonum, yani alt pencerem 100 piksel olması benim için yeterli. Bunun başlama noktası da biraz alt olsun. Yani şurası 1180 yeterli şu an için. Burası da tabii ki 800 değil artık. Ne olacak? 900 olsun. Bakıyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha güzel olmadı mı? Bir de bunun biraz boyutunu düşertelim. Butonu da. O da birazcık çok fazla şey durmasın. Bu biraz daha güzel oldu şu an için, değil mi? Şimdi orta menünün tasarımına gidelim. Ben bunun tasarımına gitmeden önce bir de görelim bunu. Mesela BuildStatics'ten ben şey platformuna geçeyim. Android'e geçeyim, bir telefonda görelim bunu. Şu an platformu değiştiriyorum.
Şu an geçişi tamamladık. Tamamdır. Telefonumu bağladım. Telefon geliyor. Filtre run diyorum. Mesela bu ne olsun? Bir daha klasör oluşturayım buraya. Output isteyeyim. Mesela bu ne olsun? Android. On diyorum. Şu an uygulama oluşturuluyor. Şu an uygulamam oluştu arkadaşlar. Mesela size bir bakın. Rahat rahat bunları görüyorum. Ve logomu da görüyorum arkadaşlar. Hepsi şu an için görünür. Ve tam oturuyor. Ve ben şu an tuşlara basabiliyorum rahatlıkla. Fakat bunlar bir şeye yaramıyor şu an için. Çünkü herhangi bir komutları yok. Ve ekranı tam olarak kaplıyor. Neden tam olarak kaplıyor? Çünkü ben telefonun çözünürlüğünü biliyorum. 720x1280 piksellik bir telefon kullanıyorum şu an. Fakat bu uygulamayı siz kendi telefonunda yaparsanız çözünürlüğü farklıysa ekranın sağı, sol veya alt tarafında boşluklar göreceksiniz. Devam edelim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim görüntü bu. Şimdi orta var, ana var. Şimdi ben diyorum ki bu frame oluştu mu? Oluştu. Artık bu benim ne olsun? Çatı olsun. Benim çatım. Yani ben bu yapıyı bütün sahnelerimde kullanabilirim. Öyleyse ne yapıyorum? Aynı şekilde bunu kopyalıyorum. Sahne 02'ye yapıştırıyorum. Çünkü bir içerik yok burada. Sadece tek yapmam gereken şurayı sahne 02 yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum yine aynı şekilde. Birkaç tane script oluşturuyorum şu an için. Dört tane ana menüm olduğu için bu bana yeterli. Tekrar diyorum sahne 0 3 bir tane daha yapayım. Ya da bir tane yapmama gerek yok. Bu da sahne 03 oldu. Da oluştu şu an için. Her biri oluşturdu. Şimdi bir de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İşte ben main kameradayım. Şu an sahne 2 buraya yüklü. Bunlar. Bir tane de sahne 3'e ekliyorum. Bu sahne 1. Bir tane sahneyi değiştiriyorum. Sahne 02'ye geçtim. Main kamerada gördüğünüz gibi bunları tekrar eklemem gerekiyor. Ne yapıyorum? Screens'e geçiyorum. Bunun tabii ki farklı yolları var. Ortaya ekledim. Bu çünkü sahne 2'deyim artık. Alta, üstü de üstü ekledim. Bir de bir resmim vardı benim. O resmi de yine buraya atıyorum. Şunu bunu da ekledim. Bir sahne daha oluşturayım.
Tam 3 tane olsun. Sahneyi açtım. Unutmayayım şeyde yüklemem gerektiğini. Sahne 03'te şuraya yükledim. Bu da tamamdır. Bir de geliyorum sahne 3'e script yapmam gerekiyor. Script bölümüne geldim. Sahne 3'e de script attım. Tekrar şunları bir hızlıca ekleyeyim. Çünkü ortak kullandığım için üstte üst, ortaya orta, altı altı ve resmi de resme ekliyorum arkadaşlar. Şu an sahne 3'e bakıyorum. Bu sahne 3'tü. Devam ettim. Şimdi ben tekrar sahne 1'e gittim. Arkadaşlar 3 tane script'im var. Şu an sahne 1'deyim. Script 3'ü de açayım. Şu an 3 tane script'i açtım. Şimdi ben script 1'e geldim. Şimdi ben buton 1'e tıklayınca nereye gidecek arkadaşlar? Onu yapmam lazım. Ben yani şu anki yaptığım tasarıma göre sahne 1'deyim. Ben diyorum ki buton 1'e tıklayınca sahne 1'i açılsın. Buton 2'ye tıklayınca sahne 2 açılsın. Buton 3'e tıklayınca sahne 3 açılsın. Buton 4'e tıklayınca çıkış yapsın. Yani uygulamayı kapatsın istiyorum. Öyleyse ne yapıyorum? Geliyorum buraya. Şimdi diyorum ki sen if diyorum. Tıklarsan yani şu an butona tıklarsan yaptığım sadece şu. Tıklamayı çalıştırırsan ne yap? Parantezi aç. Ve git. Nereye git? Hatırlarsın sahneler arası geçişte ne yaptık? Scene Manager'ı kullandık. Şu an yüklü olmadığı için çağırmadı. Ne yapıyorum? Using Engine. Artık çağırdı. Scene Manager. Ne yap? Load Scene diyorum. Yani neyi yükle? Ana olarak adlandırılan sahne. Yani ben bunu ne dedim şu an için? Sahne 01'i yükle. Girişe tıklarsam if aynı şekilde bu sefer neyi yükle? Sahne 2 yükle. Aynı şekilde bu sefer üçüncü butona tıklarsam iyi yükle bu sefer sahne 3'ü yükle. Dördüncü butona tıklarsam bu sefer ne yapacağım? Çıkış yapacağım. Yani bu ne demek çıkış? Scene Manager değil artık. Benim için ne var? Application Quit. Terk et. Yani şeyi kapat. Şimdi aynı bu benim için standart bir navigasyon artık. Bunu bütün sahnelerin alt bölümünde kullanabilirim. Yani şurada her biri için geçerli benim için. Sahne 3 için de geçerli. Şu an için 3 için de geçer. Tekrar ben çalıştırırsam. Bir dakika bir hatamız varmış. Bakalım. Sahne 02'nin 63. satırında bir hata var. Şeyler yok. Bunlarda da tanımlı olması gerekiyor. İlgili sahne geçişler için gerekli kütüphaneyi yani sahne yönetimi dediğimiz scene management kütüphanesini yüklemek gerekiyor. 164. satırda sahne 2 ve 3'te bir hata varmış. Onu da bir düzeltelim hemen. 64. satıra geliyorum. Tamam, şunun şeyini unutmuşuz. Bir de şunu yapalım hemen hızlıca. Parantezini. Artık ne yaptım? Şimdi arkadaşlar ben şu an dikkat edin. Sahne 01'deyim. Tıklayınca sahne 0. Girişe tıklaydım. Şu an ne oldu? Sahne 02'deyim. Kayıta tıkladım. Sahne 03'teyim. Çıkış dediğin zaman uygulama kapatılıyor zaten. Şimdi ben sahneleri tasarlamaya başlayayım. Şimdi ana sahnedeyim. Burası ana sahne. Yani siz bir oyunda, bir uygulamada ana sahneye ne koyarsınız?
yani orta pencere. Bilgilendirme, hoş geldiniz falan filan gibi bir şeyler yazarsınız. Duyuruları eklersiniz. Öyleyse buraya ne yaparsınız? Google Label'ı yazmanız şu an için yeterli. Mesela Google Label'ı açarım. Artık şu ana kadar hep GUI kullandık. Dikkat edin. Artık GUI layout'a geçiyoruz. GUI layout dedim arkadaşlar. Şöyle açayım. Geldi. GUI layout'un özelliği şu arkadaşlar. Siz artık sahnenin piksel değerlerini vermek zorunda değilsiniz. Yani ne yapıyorsunuz? Ben buraya bir label oluşturursam. Label'ın direkt kendisini yazıyorsunuz. Hoş geldiniz. Artık bir piksel değeri vermiyorsunuz. Otomatik olarak sistem bunu ayarlıyor. Şu an burada orta sahne. Öyleyse ben orta sahneyi bir derinlendirmeyle oynuyorum. Orta sahnenin derinlendirmesine label kullandım. Label'ın ne olsun orta sahnede? 36 olsa olur. Bence yeterli ya da 42 diyebilirsiniz. Bunu da yine isterseniz center'a alabilirsiniz. Middle center alabilirsiniz rahatlıkla. Bu kendisini otomatik olarak ayarlar arkadaşlar. Buna şey de yapabilirsiniz. GUI layout space boşluk ekleyebilirsiniz. Mesela 3'ten 5 piksellik bir tane ekle boşluk ve devam et yazmaya. Mesela yeni label'lar da ekleyebilirsiniz. Hoş geldiniz. Harran Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş olup 425 program içermektedir. Bilgisayar mühendisliği bu programların en önemlilerinden biridir. Ne yaptık? Yaptık. Çalıştırırsak gördüğünüz gibi geldi. Tabii ki burası ana sayfa. Girişe tıklayınca bir şey yok. Ben şimdi ana sayfayı tasarladım. Giriş sahnesini tasarlamadım. Hayır. Şimdi ben bir uygulama yapmak istiyorum. Şimdi girişe gelelim. Bu ana sayfa için yeterli. Artık bilgilendirme. Giriş sahne 2. Şimdi ben bir kullanıcı yönetim sistemi tasarlamak istiyorum diye düşünelim ve giriş sahnesini tasarlamam gerekiyor. Ne yapmam lazım? Girişte ne olur? Kişinin işte e-posta adresi ve şifresini ya da kullanıcı adı ve şifresini isteriz. Öyleyse benim nasıl bir tasarıma gitmem lazım? Bu dersem ne olur arkadaşlar? Giriş sahnesindeki işlemleri toplarım. İlk önce GUI layout diyelim. Mesela bu ne olur? Text field. Ben kişiden karşı tarafın neyini kopluyorum arkadaşlar? Text field'ini kopyalayıp yapıştırabilirim. Mesela text parametresi ve ne olacağını yazabilirim. Mesela bunu da bir yere atamam gerekiyor. Öyleyse benim ne yapmam lazım? Bir tane text field oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Mesela diyelim public text field diyebilirsiniz. Ya da string de oluşturabilirsiniz. Mesela diyelim string oluşturdum. Ne olsun? Kullanıcı diyelim. E-posta adresi. E-posta. Mesela bunu zaten statik değişkenlerde vereceksiniz. Mesela çıkış nereye olacak? E-posta eşittir. Text ne olacak? Yine e-posta. Mesela bunu çalıştırırsam giriş sahnesine geldiğim zaman gördüğünüz gibi şuradan ne alıyorum? E-posta. Mesela bu küçük. Bunu arttırmam lazım. Çünkü text field'de ben ne istiyorum? Biraz daha büyük bir şeyler istiyorum. Mesela buraya yine 42 dedim. Buraya bir şey yazdığım zaman büyük oldu. Tamam. Tabii ki bu küçük bir şey olduğu için bunu biraz daha büyütelim. Burada da label ekleyelim bir tane. Yine GUI layout label e-posta adresiniz dedik. Bunu aldık. Altına devam edeyim. Bir tane daha şuraya bir boşluk ekleyelim mesela. GUI layout
5 dedim. 5 piksel yukarıdan alsın. Bir tane kendi içinde yine bir boşluk oluştursun. Bir daha yapalım şunu. Bu da şifre olsun. Şifre dedim. Şuraya da yine bir tane şifre ekleyelim. Şurada şifre olsun. Şurası da şifremiz olsun. Mesela gelelim bunu. İşlediğiniz zaman e-posta adresiniz yazıyorum. Şifreniz. Tabii ki bu şifreyi bu şekilde yazamayız. Bunu yıldızlı yapacağız. Şifreniz dedik. Kayıt dediğiniz zaman, fakat girişten sonra ne yapacak? Bir de yönlendirme gerekiyor. Bir tane de buton gerekiyor tabii ki. If diyorum. UI layout button. Artık şey eklemiyorum. Pikselde işim yok. Sadece layout kullanıyorum. Şimdi button eklediğim için arkadaşlar ne olacak? Bir tane mesela diyelim burası giriş yap olsun. Mesela kişinin şifresi ve şeyi doğru diye kabul edeceğiz. Eğer doğruysa Skill Manager load Skill dediğimiz zaman artık burada sahne ne olacak? Bu sefer sahne diyelim 0-4'ümüz var. Artık kişinin içeriye girmesini istiyoruz. Sahne 0-4'de git diyeceğiz. Şu an tabii ki o sahne yok. Artık bu sahne 4 nedir artık bizim için? Oyunun kendisi. Hayır, oyun başlıyor. Mesela kullanıcı yönetim sistemi yapıyorsak. Mesela giriş dedim. Bu buton da yine küçük. Ne yapmam lazım? Butonu hemen büyütmem lazım. Çünkü buton kullandım. Orta sahne derinlendirmeye geliyorum. Mesela 42 dedim. Mesela burası nerede olsun? Middle Center dedik. Yani şey de arayal olsun. Bir de kalın olsun. Bir de şuraya hemen şey ekleyelim. Kötü görünüyor. Bir tane 5 piksellik ekledim şuraya da bir boşluk. Tekrar çalıştıralım. Giriş yap. Tıkladığı zaman ne oluyor? Artık giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir grafik kullanmıyorum. Mesela sahne 4 yüklenemedi çünkü sahne 4 yok. Kişi e-posta adresini girecek. Mesela yazdığı zaman, girişe tıkladığı zaman ne olacak? Giriş eğer doğruysa bilgileri veri tabanına bağlanması gerekiyor. Veri tabanına bağlandıktan sonra artık ne yapacak arkadaşlar? Giriş yapacak. Biz bunu demek ki haftanın konusu belli. Haftaya veri tabanı işlerine giriyoruz arkadaşlar. Çünkü ne yaparsanız yapın günümüzde ile sadece kendi içinde çalışan bir oyun değil. Artık cloud sistemi yani bulut bilişiminden vazgeçilmez bir artık günümüzün vazgeçilmez konusu ne yaparsanız yapın ortak bir veri tabanı olması gerekiyor. Bazı bilgileri web sayfasından almanız gerekiyor. Bilmiyorum aranızda proje dersini alan varsa bu dersten bayağı faydalanacak. Projelerini bu mantıkla yapmaya başlayacaklar. Şimdi haftaya bir veri tabanı işlemlerine giriyorum. Veri tabanı işlemlerine gittikten sonra PHP ve ASP.NET ile ilgili bazı uygulamalar yapacağız arkadaşlar. Bağlayacağız yani uygulamalarımızı bu veri tabanıyla. Daha sonra yapay zeka falan filan devam edecek arkadaşlar. Bu ders için bence yeterli. Kaydı durduralım. Varsa bir sorunuz sorabilirsiniz.